Kevser'in mutfağından merhaba. Bugün gördüğünüz gibi yine bir misafirim var mutfağımda, Yasin'den farklı olarak. Sima olarak tanımıyorsunuz kendisini ama birçoklarınızı aslında tanıyorsunuz. Kelimelik oyununun yapımcılarından Neslihan Hanım bizimle birlikte bugün. Evet, bugün ben varım. Bugün birlikte çok güzel bir kek yapacağız Neslihan'la. Evet. Ama öncesinde ben sizin merak ettiğiniz birkaç soruyu sormak istiyorum Neslihan'a. Neslihan Hanım, Windows derse anlar mısınız acaba? Windows Phone'a geleceğiz inşallah. Çalışmalarımız devam ediyor. Ben yapıyorum şahsen. Tabii bazı... Yapıyor, ben şahidim. Evet, bazı farklı işlerimiz olduğu için aksıyor ama oraya da yakın zamanda tam inşallah geleceğiz. Tam bir süre var mı acaba? Bilmiyorum. Ama işte yani yaza bir prototip artık çıkarmayı düşünüyoruz. Böyle. Çok mutluluk verici bir haber bu Windows kullanıcıları için. Evet. Bir şey merak ediyoruz. En çok sana gelen sorulardan bir tanesi sanırım. Sözlükte işte bazı kelimeler kabul edilmiyor şeklinde şeyler oluyor sözlükte. Şöyle bir şey var aslında, ben de oynarken bunu fark ediyorum. Günlük hayatımızda biz kullanıyoruz bazı kelimeleri ama TDK'da yokmuş meğer o kelime. Evet, aslında biz bazı kelimelerin yazımını yanlış biliyoruz. Mesela işte en çok bilinen civa. Aslında civaymış. Biz de oyundan sonra öğrendik. Türkçe öğreniyoruz kelimenin sayesinde. Evet, biz de kendimiz oyundan sonra öğrendik bazı şeyleri. Mesela ataş, ataç yerimiz. Evet, ben oyunla birlikte öğrendim. Ben de öğrendim. Ben de şaşırmıştım, niye yok demiştim ama. Meğer yokmuş yani, öyle değilmiş. Bazı kelimeler yok. Güncel Türkçe sözlüğü kullanıyoruz. TDK'da bu arada birçok sözlük var. Biz güncel Türkçe sözlüğü kullanıyoruz. Mantıklı olan da o zaten. Yani günümüze en yakın olan sözlük türü o aslında. Daha önce büyük Türkçe sözlüğü kullanıyorduk ama orada bilmediğimiz çok kelime vardı. Biz güncel Türkçe sözlüğe geçtik sonra. Öyle yani, onlarda da yok. Onlarda olmadığı için biz de hani dil bilimci olmadığımız için onlara evet, referans alıyoruz. Bir de şey soracağım. Şimdi kelimelik çok güzel bir şekilde büyüdü. Böyle bir çok sevildi, herkes bir oynuyor, çılgınlar gibi falan bir hissedi. Neden bu bir şey yani? Neden? Neden? Aslında biz çok samimi bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Eşimle birlikte yapıyoruz bu. Ha, bu arada ben burada bir parantez açacağım. Bazıları Deniz Hanım olarak biliyorlar ama kendisi Deniz Bey aslında olarak. Deniz Hanım'ın evet, eşi. Deniz Hanım aslında Deniz Bey. İşte ikimiz yapıyoruz ve bizim kendi işimiz başka işimiz olmadığı için yani böyle nasıl anlatayım? Gönlümüzü veriyoruz. Evet, ve kullanıcılarla birebir iletişime geçmeye çalışıyoruz. Bize hani son olarak bildiren her şeye cevap vermeye çalışıyoruz. Öyle olduğu için de bence hani kullanıcılar bu iletişimi seviyorlar. Biz de onların sözlerini dinliyoruz aslında. Hani onların isteklerini genel olarak yapmaya çalışıyoruz. Yapabildiğimiz kadarıyla. Uygulanabilir olan her şeyi eklemeye çalışıyoruz. Ve çıktığı günden beri aslında bir şeyler eklemeye çalışıyoruz. Yeni bir şeyler olsun diye uğraşıyoruz. Öyle olduğu için de hani sıcak bir ortam benim olduğu belli. Şey oluyor mesela, dönem dönem bir şey yapıyorum, oynamayı bırakıyorum gibi. Sonra birden başlayınca yine böyle sanki daha hiç oynamamışım gibi o kadar keyifli oynuyorum. Evet, öyle bir oyun. Ihtırmıyor hiçbir zaman. Yine yendin beni, evet. Formundasın zaten. Bayağı şey yapmıştın sen de. Evet ya, yine yenildim. Gevser'i yememiyoruz deneyeceğim. Öyle. Bakalım mutfakta yenebileceksin. Bakalım, yenemem. Belki olmaz. Şimdi bir de şey sorayım, mutfakla aran nasıl? Mutfakla aram, tabii ki ocağımızda yemek pişiyor ama bir mutfak aşığı sayılmam. Ama yine tarifler denemeyi seviyorum. Özellikle senin böyle işte güzel, kolay tariflerin oldu mu bir denemek istiyorum. Kızlar bu arada alçak gönüllü davranıyor. Aslında çok güzel yemek yapar. Ama bu şeyle alakalı. Yoğun olarak çalıştığı için Neslihan öyle benim gibi sürekli mutfağa girip böyle keyfini çıkara çıkara yemek yapamıyor. İşte acil durumlarda işte acele acele yemek falan yapıyor. Ama yaptığı zaman güzel yapar. Mutfak sürprizlerle dolu aslında bakarsan. Bir gün yaptığın bir kek ertesi günde mutlaka olacak diye bir şey yok. Olmayabiliyor bazen. Mutsuzluğa kapılmamak gerekiyor. Mutfağa küsmemek gerekiyor. Peki senin böyle tarif yaptığında, hani yayınlamak için bir tarif yaptığında olmadı oluyor mu? Şöyle oluyor aslına bakarsan. Bazen yeni tarifler deniyorum kendimce. Şunu şöyle yapsam nasıl olur diye. Onları 2-3 kere denediğim oluyor çoğunlukla. İşte mesela o miktarını biraz daha artırarak deneyim gibi. Olmuyor değil aslına bakarsan ama istediğim gibi olmadığı için tarifi mükemmelleştirene kadar bir 2-3 kere denediğim oluyor. Mutfakta seni en zorlayan şey mi? En çok neyi yapmayı sevmiyorsun ya da? En çok neyi? Böyle birkaç
aşamalı yemek de sevmiyor. Ha, bunu yaptık, buraya koyduk, hı, burada yaptık. En son karıştıracağız falan. Artık orada şey, evet, onlar biraz şey oluyor. Bezdirici oluyor. Mesela senin kremini çok sevdim. Çok pratik çünkü. Çok pratik ve çok lezzetli oluyor. Bir de çok güzel görünüyor. Yani böyle fotoğrafını çektiğin zaman böyle çok afil duruyor. Yemesi de güzel. Kremlilerim çok iyi olacak. Ellerine sağlık Neslihan. Afiyet olsun. Afiyet olsun.